Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size yarı iletken teknolojisindeki gelişmelerin güneş enerjisinde özellikle inverter tarafında içindeki elektronik kartlarda nasıl değişimlere neden olduğunu, voltajların nereye gittiğini ve verimlilik noktasında nasıl bizi etkileyeceğini anlatmaya çalışacağım. Güzel bir konu aslında. Bakıldığında teknolojik gelişmeler farklı farklı iş kollarına sirayet ediyor. Bunların başında da yarı iletken teknolojisinde yapılan gelişimler söz konusu. Bilindiği üzere aslında elektronik güç elektroniği ekipmanlarının işte IGBT olsun, MOSFET olsun bu tarz malzemelerin temel yapı taşı silikon bazlı olmaları SI harfiyle ifade ediliyor. Ancak yeni nesil teknolojilerde silikon karbayt, Türkçesiyle silikon karbür ismiyle yapılan yeni nesil yarı iletken teknolojileri de var. Bu yarı iletken teknolojileri bize daha yüksek voltajlarda daha verimli bir çalışmayı vaat ediyorlar. Yeni nesil inverterlerde de şu an size ekranda gösteriyor olacağım. Bakıldığında daha yüksek verimli, daha yüksek voltajlarda, daha yüksek sıcaklıklara dayanımlı bir şekilde çalışabiliyor. Bu da bize aynı alanda daha fazla güç elde edebileceğimiz inverterler tasarlamamızı sağlıyor. Ve bu tasarlanan inverterler de çok daha verimli olabiliyor. Bakıldığı zaman zaten şu an inverterlerin ortalama verimleri %97,5, %98 noktalarında geziniyor. Yani gelen 100 birim enerjinin 98'ini çıkışında verebiliyor diye düşünebilirsiniz basit olarak. Ki buradaki silikon karbayt adıyla anılan bu malzemelerin, bu yapı taşıyla oluşturulan malzemelerin kullanımı bu verimleri %0,5 ila %1 bandında yukarı doğru çıkartabiliyor. Yani şimdi şunu düşünebilirsiniz. Yani ne olacak ki? Bir evde kullanıyorum zaten. %98 verimli olsa ne olur? 98,5 verimli olsa ne olur diye düşünebilirsiniz ama bu kadar basit değil. Bunu devasa boyutlarda düşünün. Bir endüstriyel tesisinizin çatısında bunun var olduğunu düşünün. Oradaki 0,1 yüzdesel oranda artış bile çok ciddi anlamda üretim artışı anlamına gelecektir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte inverter üzerinde konuşacak olursak da 1000 volttan 1500 volta doğru bir geçişin olduğunu daha önce söylemiştik. Bu tarz yeni nesil yarı iletken teknolojileriyle birlikte de 1500 voltluk sistemlere geçişimizin hızının artacağını söyleyebiliriz. Daha kompakt bir yapıda, daha küçük bir yapıda bu devreleri tasarlayabiliyor olacağız. Devrelerin içerisinde eski sistemde kullanmak zorunda olduğumuz fiziki olarak çok ağır olan ve verim anlamında düşük olan ürünleri artık devrelerin içerisinden söküp atma ve onun yerine yeni nesil teknolojiyle daha hızlı mesela anahtarlama yapabiliyorsunuz. İnverter alırken nelere dikkat etmeliyiz noktasında da belki bakılabilecek bir noktada olabilir. Yeni nesil MOSFET'lerin, IGBT'lerin kullanıldığı bir inverter teknolojisi satın alınabilir. Silikon karbayt teknolojisiyle birlikte daha küçük devrelerle aynı işleri yapabiliyor olacağız. Bu sadece güneş enerjisi özelinde düşünmeyin. Elektrikli araçlar, otomasyon sistemleri, güç elektroniğinin kullanıldığı her yerde bu tarz yarı iletkenlerin kullanılmasıyla birlikte daha az alanda yine aynı işi yapıyor olacağız ve daha verimli bir şekilde yapıyor olacağız. Daha az enerji harcayarak ihtiyacımız olan işi yine yapabiliyor olacağız. Bu işin en güzel tarafı. Bununla alakalı videonun altındaki açıklama kısmında bazı linkler de bıraktım size. Farklı markaların ve farklı blog sayfalarında yer alan faydalı olacağını düşündüğüm linkler var. Onları da inceleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.